Evet, tüm akvaryum severlere merhaba. Bugün AquaClear'ın 30 şelale filtresini inceleyeceğim. 110 diye de geçiyor olması lazım. AquaClear 110 ve AquaClear 150 diye geçiyor. Bir de 30 diye geçiyor olması lazım. Çok güzel bir şelale filtre. Gerçekten piyasada alabileceğiniz en iyi şelale filtrelerden biri. Aldım, ömürlük kullanmalı. 2 yıl garantili. Şöyle bir filtre. Şimdi bunun kutu açılımını yapacağım. Size kutu içerisinden neler çıkıyor onları göstereceğim. Hemen videoyu çok uzatmadan kutu açılımına geçelim. Gerçekten hani dayanıklı bir filtre. Bir de güç tüketimi de bayağı düşük şelale filtrelerin. Eğer akvaryumunuza filtre almayı düşünüyorsanız, dış filtreye bütçeniz yetmiyorsa veya dış filtre akvaryumunuz için çok büyükse, iç filtredense şelale filtre almanızı tavsiye ederim. Alabiliyorsanız bu markanın bu en düşük modeli zaten. Bunu almanızı tavsiye ederim küçük akvaryumlar için. Bunun büyük modelleri de var. Ha, buna yetmediyse bütçeniz, bunun başka markalarda yönelebilirsiniz. Şöyle kutu içerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Bayağı da güzel bir kullanma kılavuzu. Şöyle filtrelerin parçalarını anlatıyor. Şurada işte biyolojik malzemelerin cartını cürtünü anlatıyor. Buna pek ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Şöyle bunu bir kenara alalım. Onun dışında başka ne çıkıyor? Şöyle filtre malzemeleri çıkıyor kutunun içinde. Bakalım bunda ne? Gayet güzel temiz paketlenmiş. Tabi istediğiniz gibi bu filtre malzemelerini değiştirebilirsiniz. O güzelliği var. Kartuşlu gibi değil. Şimdi bu biyolojik kömür olması lazım. En altta da şöyle biyolojik malzeme var. Bir de böyle bir şey geliyor. Bu eğer siz biyolojik malzeme koymak isterseniz küçük özenekli bu fileye koyabiliyorsunuz. Bu filenin içinde çıkması gerçekten hoş bir eklenti olmuş. Bir de şöyle ne olduğunu bilmediğim iki tane parça var. Evet, şöyle bir tane sünger çıkıyor. Gayet güzel, kalın gözenekli bir sünger. Tabii siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Böyle filtre malzemeleri var. Bunları geçelim, asıl olaya gelelim. Şimdi kutunun içerisinden tabii ki de filtremiz çıkıyor. Onun dışında altta da bir tane daha böyle herhalde Almanca kullanım kılavuzu var. Filtre kutumuzun içinde bu kadardı. Şimdi filtremize gelelim. İlk izlenimi gayet güzel filtrenin. Yani malzeme kalitesi gayet iyi duruyor. Plexisinin kalitesi gerçekten güzel. Motoru şöyle altta yapmışlar akvaryumun dışında. Ya ben bu akvaryumun içinde olan şelale filtreleri sevmiyorum. Hani böyle motoru akvaryumun içinde olanları. Yani onun yerine iç filtre gibi yani geliyor bana biraz. Boruları var şöyle. Ve tabi de malzemeleri koyduğumuz bu şey sepeti. Bu filtrenin ölçülerinden bahsedeyim size. Ekranım burada çıkıyor. Şu an bulamadım ama bunu montajda koyacağım. Siz de ölçülerini görmek isterseniz diye. Şimdi böyle boruları çıkıyor. Bu boruları şunu şöyle takıyoruz. Şöyle şuraya. Bu buranın olması lazım. Şöyle aynen. Motora. Onun dışında şunlar şöyle. Bunları istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz. Yani şöyle. Bu birinci kademe. Akvaryumunuz alçaksa. Bir de ikinci kademe olarak bunu takabiliyorsunuz. Akvaryumunuz uzunsa. Böyle kullanabiliyorsunuz. İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Ama içine küçük balıklarınız, karidesleriniz varsa kaçma riski daha yüksek.
Gerçi bundan da kolay da kurtarırsınız yani. O da sıkıntı değil. Takılımına gelecek olursak kapak şu şöyle gelecek. Aynen böyle ayar yeri bu. Debiyi azaltıp arttırıyorsunuz. Açıkça söyleyeyim biraz yani zor oturuyor buraya. Şöyle şurada şöyle geçirmem lazımmış. Ondan sonrası kolay. Şöyle debi arttırıp azaltıyor. Öyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle yap. Mesela şöyle debisi daha az. Böyle debisi en yüksekte gibi. Motor kaç watt? Bu arada ondan bahsedeyim. Motor 5 watt. Hani bayağı düşük güç tüketimli. IP64 sertifikası var. Yani su geçirmez. O konuda sıkıntı yok. 5 watt olması da gayet iyi. Böyle güzel bir motor var. Bu motor da çıkabiliyor olması lazım. Şöyle. Aynen. Temizlemek için falan. Motorunu böyle çıkarabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir detay. Hani motorda tortu birikintisi falan olduysa. Şöyle de gayet kolay bir şekilde de motor takılıyor. Şimdi buna biyolojik malzemelerini bir dolduralım. Bakalım biyolojik malzemeleri doluyken nasıl oluyor? Bu arada bu da böyle. Bu nevidas, bunu bilemedim. Bunlar normalde çıkmıyordu. Sanki ya yeni eklenmiş olabilir. Emin değilim. Şimdi şu sepetin içine doldurup bunu böyle geçiriyoruz. Şey olması için. Şimdi mantık şöyle. Suyu buradan çekiyor. Böyle gidiyor su. Aynen su burada şuradan alttan yukarı çıkıp böyle aktığı için ilk önce sünger filtremi en alta koymam gerekiyor şöyle. Şöyle koyacağım. Yani şöyle olacak. Onun üstüne de diğer malzemelerimi dizeceğim. Şimdi onun üstüne karbonumu dizmek istiyorum aslında ya da karbon en üstte koyalım. Bildiğimiz karbon. Bunları tabii yıkamak gerekiyor. Ben kullanacağım zaman bir yıkayacağım bunları. Şimdi size göstermelik yapıyorum. Şimdi bu filemizin içine de biyolojik malzemelerimizi koyacağız dağılmasınlar diye. Yani bu file gerçekten güzel olmuş. Tabii siz de istediğiniz gibi biyolojik malzemelerinizi mesela şöyle yapıyorsunuz. Bunun ucunu böyle bağlayıp böyle. Mesela misal vereyim. Bunu böyle koyduk. Tabi bu yeter değil. Daha eklemek lazım. Azıcık bir şey koymuşlar da. Bunu böyle koyduk diyelim. Üstüne de karbonu. Karbon herhalde böyle. Karbon daha önce hiç kullanmamıştım da. Bu da karbon olması lazım büyük ihtimalle. Böyle koyduktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Evet umarım beğenmişsinizdir videoyu. Şimdi videonun devamında bunu çalıştıracağım. Debisini görmeniz açısından. Bir de su denemesi yapalım. Suyla çalıştıralım. Bu arada şu parçanın ne işe yaradığını kullanma kılavuzundan baktım da şu diğer iki parça kırmızı halklar hakkında bir şey bulamadım. Bu parçayı şu alta takıyormuşuz şöyle. Akvaryumumuzun şelale filtresine olan uzaklığına göre bu bir alttan dayama gibi bir şey şöyle ayarlıyoruz. Gayet güzel bir eklenti olmuş bence. Şimdi bunları ben yıkadım. Bayağı bir toz çıktı. Şimdi bakalım bir debisine bakalım nasılmış onu görelim. Hatta şuraya da sünger falan koyulabilir veya biyolojik malzeme. Biyolojik bakteri tutsun diye. O da gayet güzel bir çözüm. İri kıyımlardan, dağılmayacaklardan koyabilirsiniz. Debisine bakalım şimdi.
Dış filtrenin içinden topladığım karidesleri buraya koymuştum. Geçici olarak burada duruyorlar. Şimdi onların şeyini de deneyeceğiz. Bunu nasıl çalışıyor diye. Hemen şuradan yakından bir priz. Şimdi bu suda benim karideslerim var. Bu karidesleri dış filtrenin içinden buldum. Onlara özel karides tankı yapacağım. Kanalda onun videosu olacak. Şimdi ondan önce tabii bu suda denemek istiyorum dış filtre. Bu şeyler filtreyi zaten bunlar için almıştım. Debisine falan bakacağım. Çalıştırmadan önce tabii ki de çoğu şeyler filtrede olduğu gibi su eklemesi yapacağız. Herhalde bu kadar yeter. Şimdi bir de bakın o yanda bir aparat vardı ya, onun sayesinde bunu ben böyle düz durmasını sağlayacağım. Şöyle. Ben öyle bir aparat olduğunu bilmiyordum. Evet, çalıştırdım şu anda. Açıkça söyleyeyim, ilk çalıştırması biraz zor. Bayağı bir su eklemeniz lazım. Bakın şu an suyu almaya başladı yavaştan. Evet, gördüğünüz gibi ilk çalıştırmasında suyu gayet zor alıyor. Ya da ben bir şey yanlış yaptım. Bilmiyorum da bakın suyu almak üzere. Şurada son bir hava baloncuğu kaldı. Evet, suyu aldı ve başladı filtrasyonu. Tabii bu suyun böyle bulandığına bakmayın. Bunun içinde şey var, bildiğin dış filtre pisliği bu. Normal toprak veya kum değil, bildiğin kaka bunların hepsi. Balık dışkısı. O yüzden böyle. Şimdi kapağını takalım. Kapağını da bakalım. Nasıl duracak? Şöyle. Evet. Ses konusuna gelecek, yanında pipa filtre alır. Onu da motorunu çıkarayım. Açıkça söyleyeyim. Hiçbir şekilde motor sesi yok. Yani kesinlikle bir motor sesi duymuyorum. Sadece şu suyun akma sesi var. Onun dışında hiçbir motor sesi falan yok. Ve debisi de böyle. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beni desteklersiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.